zaman dilerseniz ben hemen kısa bir giriş yapayım. Daha sonrasında da sözü sizlere bırakayım. Öncelikle hoş geldiniz. Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği'ne bağlı yüksek öğrenimli Türk Göçmenler Grubu olarak düzenlediğimiz uluslararası alanda tanınmış Türk bilim insanlarıyla göç tecrübeleri üzerine söyleşiler serimizin son etkinliğiyle bu akşam karşınızdayız. Bu akşam daha öncesinde de bildiğiniz üzere Profesör Doktor Banu Onaral, Profesör Doktor Ali Beşkök ve Profesör Doktor Galip Ulusoy'la üç tane söyleşi gerçekleştirmiştik. Ve bu akşam son etkinliğimizi de bitiriyoruz. Bu akşamki etkinliğin diğerlerinden ufak bir farkı var. Katılımcımız Profesör Doktor Yusuf Altıntaş'la birlikte kendisinin eski doktora öğrencilerinden Aktun Çomak söyleşiyi gerçekleştirecek. Ve kendisinden ben merakla bekliyorum açıkçası göç tecrübelerini dinlemeyi ve bu geçen süreç içerisinde ne gibi farklılıklar olduğundan da belki Aktunç söyleşi sırasında arada bizlerle paylaşım yapabilir. Ben burada sözü Aktunç'a bırakıyorum. Tekrar katıldığınız için çok teşekkürler. Herkese de iyi seyirler diyeyim. Teşekkürler Esra. Çok teşekkürler Esra. Hocam isterseniz ben kısa bir özgeçmiş hazırladım. Yani epey bir kısaltmaya çalıştım işin gerçeği. İsterseniz oradan başlayayım. Sizi kısa olarak tanıtayım. Daha sonra zaten mikrofonu size bırakacağım. Yusuf hocamız ilk ve ortaokulu aslında Denizli Bekirli doğumlu ve ilk ortaokulu Denizli Bekirli'de ardından lise öğreniminde 1971 yılında Denizli Lisesi'nden tamamladıktan sonra 71 ve 75 yılları arasında Teknik Üniversite Makine Fakültesi'nin uçak bölümünden mezun oldu. Ardından 77-78 yılları arasında makine kimya endüstrisi Kırıkkale Top Fabrikası'nda çalıştıktan sonra önce 1980 ve ardından 1986 yıllarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Kanada'da tamamladı. Ardından doktora eğitiminin ardından ise 1986 yılından itibaren Kanada'nın British Columbia eyaletinde University of British Columbia Üniversitesi'nde profesörlük yapmaya başladı ve yaklaşık 36 senedir de UBC'de takım tezgahlarının tasarımı, bilgisayar destekli kontrolü, talaşlı imalat konusunda mekanik ve dinamik modelleme konularında çalıştım. Akademinin bu dalında özellikle yüzlerce dergi makalesi ve yani şu an galiba daha da fazladır 30 bin üzerinde atıf sayısına sahip olarak dünyada da bu alanda önüne gelen isimlerden birisi Yusuf hocamız. Kısaca bahsetmek olursa dünyanın çok farklı ülkelerinden ve yerlerinden onursal profesörlük unvanları ve yine birçok kuruluştan ödüller olan hocamız 2010 yılında Kanada Royal Society üyeliğine seçildi. Aradaki diğer birçok ödülleri atlayıp günümüze 2022'ye geldiğimizde ise hani henüz bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde Amerika Mühendis Akademisi'nde Kanada dışından ilk kez seçilen mühendis unvanı ve ardından yine bu ay içerisinde Alman Mühendisler ve Fen Bilimleri Akademisi'ne seçildi kendisi en son başarılı olarak. İsterseniz hocam kısa bir özgeçmiş olarak burada ben son vereyim ve sizle söyleşimize başlayalım. Öncelikle hocam bugünkü konumuz bildiğiniz gibi yurt dışında yaşayan değerli bilim insanlarının göç hikayeleri ve bu göç sürecinde neler yaşadılar, ne gibi zorluklarla karşılaştılar ve onları bugüne getiren bu göç yolunda yaşamış olduğu hikayeleri dinlemek istiyoruz. İsterseniz sizin de Bekirli'den Kanada'ya olan hikayenizi sizin ağzınızdan, birinci ağızdan tekrar bir dinleyelim hepimiz. Ya Altunç, ben de hikaye çok biliyorsun sen. Hepsini 10 defa dinlemişsindir. Şimdi Kanada'ya girişimi anlatayım o zaman. Tabii. Çünkü benim hayatım birazcık maceralı geçti. Ben Altunç'un babasıyla aynı kasabadanım. Bizim zamanımızda lise falan yoktu kasabada. Vilayette tek lise vardı. Tek odalı kerpiç evlerde kalırdık. Çeşme sokaktaydı. Yerde yatıp, yerde ders çalışıp
kendi yemeklerimizi yapıp öyle okurduk lisede. Ben yine şanslıydım çünkü kasabalı olduğum için kasabada ortaokul vardı. Ama bizim kasabanın köylerinden çocuklar gelirdi. Yani ilkokulu yenice bitirmiş çocuklar. Onlar da bizim kasabada tek odalarda kalıp birkaç kişi yerde yatıp 20 mumluk lambaların altında ders çalışıp okullar. Bizim mesul öyleydi. Şimdi 1978'de ben Kırıkkale Makine Kimya Enstitüsü Toprak Fıkrası'nın tezgah bölümünde çalışırken Lalat'tan doldurduğum bir application form, master için application form doldurmuştum Kanada'ya. Ağustos 15'te bana telgraf geldi. Bana burs çıkmış. Asistanlık bursu Kanada'dan. Ben de 5 Eylül'de evlenecektim. Daha liseden beri çıktığım kız arkadaşımla. Hala aynı kızla beraberim. Ona tamam ettim. Ya dedim ben Nesrin böyle böyle ne kadar para veriyorlar dedi. $480 ayda. Geçinebilir miyiz? Vallahi dedim ben gidip soralım Kanada konsolosluğuna. O zaman Ankara'daki Kanada Büyükelçiliğinde ne sıra var ne bir şey var. Gittik randevu almadan aldılar bizi içeriye. Çaylar, kahveler, pastalar ikram edildi. Şimdi durumlar değişik tabii. Yani bir 55-60 yaşlarında bir konsolosluk hanımdaki çalışan bir Türk hanım. Çocuklar dedi, derdiniz ne? Dedim böyle böyle. Biz 5 Eylül'de evleneceğiz. Bu para bize yeter mi? $110 hala hatırlıyorum. $110 okul parası. $70 hanımın sağlık sigorta parası. Kira bilmem ne. Yani aç kalmazsınız. Kanada'da kimse aç kalmaz. Ama dedi, bu açlık sınırının altında bir para. Ölmeyiz değil mi dedim ben. Ölmezsiniz dedi. Dedim gidiyoruz ya gidelim. Kafaya koyduk biz iki genç. 5 Eylül'de evlendik. Denizli'de. Ertesi gün Pamukkale Express trenle 12 saatte İstanbul. Bir gün kaldık. Ayakta otobüsle Tekirdağ'a gittik. Çünkü uçak bileti alacak paramız yok. Düğündeki takılarla gidiyoruz Kanada'ya. 3 gün 3 gece Paris. Paris'ten ben baktım Kanada haritasına. Fredericton Montreal'a çok yakın gözüküyor yani trenle. Niye uçakla gidelim ki? Paramız yok çünkü. Dedim ben de Air France'a dedim, bana iki tek yön bilet Montreal'a. Nereye gideceksiniz dedi. Dedim ben Fredericton'a. Niye oraya almıyorsunuz bileti? Ulan dedim ben yani bizi kazıklayacak kız ya. Ben sert bir Türk erkek olarak ya ben Montreal dedik işte. Sen bilirsin dedi kız. Verdi. Vardık Montreal'a. O zamanlar havaalanı Mirabel'di. Şehrin 2 saat dışındaymış. Zaten 2 saat aldı şehre varmak. Bir gittik tren istasyonuna. Kalkış akşam 8. Varış sabah 8. Meğersem ben İTÜ mezunu bir mühendis olduğum için haritanın ölçeğine bakmayı unutmuşum. Ufacık yer, koca kıta olduğu için meğersem trenle 12 saatmiş. Bindik trene, 3 kişiyiz sadece trende, millet uçakla gidiyormuş çünkü. Üstelik uçakla gitseymişiz aynı parayı verecekmiş. Şimdi bir de ekstra bir gün fazla aldı, bir de fazladan para verdik. Köylünün şeyleri, musibetleri. Kadın bir yerlerde indi, biz 12 saat sonra son durakta indik. Böyle kovboy filmlerini görmüşüzdür. Bir baraka, ufacık bir tahta baraka, bayrak sallayan birisi ormanın içinde incin top atıyor. Bizim yeni gelin başladı ağlamaya. Şimdi dedi beni buraya kadar getirdim, cebimizde $800 para kaldı. Biz geriye dönecek para da yok. Ne yapacağız şimdi biz? Ormanın içindeyiz. Böyle donduk kaldık. 15-20 dakika sonra bir genç kız geldi. Böyle 16-17 yaşlarında. Öğrenci misiniz dedi bana. He dedim ben. Dedi ben yabancı öğrenci ofisi müdürü Dorin Kızık'ın kızıyım. Annem dedi ki aptalın birisi uçak yerine trenle gelir. Kızım git bir bak bir istasyona. Meğersem İstasyon şehrin dışındaydı. Şehir de başkent ha. Ufak bir şehir değiliz. Nüfus 24 bin. Üniversitedeki öğrenci sayısı 10 bin. Yani $800 indik. Cidden
yiyecek, içecek, giyecek her şeye 85 dolar falan kalıyordu. Fakirliğin daniskasını yaşadık. Onun için ben master, savunma dahil 15 ayda research master'ı bitirdim. Can havliyle. Ondan sonra işte çalıştık. Baba oluyorduk. Çalıştık Montreal'da, sonra Ontario'da çalıştım. Montreal'da uçak motor fabrikası çalıştım. Sonra Hamilton'da, McMaster'sında, CAT-CAM merkezinin baş mühendisliğini yaptım. Orada hanım master'ı bitirdi. O bitirince ben doktoraya başladım. Doktora bitti. Yine öğrenciliğe döndük yani. 1986'da UBC'ye geldim. 86'dan beri burada hocayım. Şu anda bölümün en kartı değil ama en kıdemli hocasıyım. Vardığımda buraya UBC'ye, bizim üniversiteye 8 bin dolar para verip boş laboratuvar verdiler. Kanada ve Amerika'da hocaların tenür sistemi vardır. Eğer hoca, yani üniversite para vermez. Asistanların maaşını, laboratuvar masraflarının hepsini hoca proje kazanıp o projelerden vermek zorundadır. Endüstriden gelen paranın %40'ını üniversite kar olarak cebine atar. Yani araştırmacı hocalar üniversiteye para kazandırır aynı zamanda. Ama tabii biz sıfır laboratuvar, o zamanlar 5 seneydi. 5 sene içinde tenür dediğimiz kadroyu almak gerekiyordu. Kadroyu almak için de asistan yetiştireceksiniz, yayın yapacaksınız, iyi ders vereceksiniz, laboratuvar aletleri alacaksınız. Zaten hafif birisiydim, işte gibi kilolu değildim. O zamanlar kilom 53 kiloya kadar indi 5 senede. Neyse, sonunda becerdik. Şimdi laboratuvar falan. Belki de Amerika ve Kanada'nın en büyük laboratuvarı bizim konuda, takım tezgahları konusunda. Laboratuvarda 5 mühendis, 20 kadar asistan falan çalışıyor şu anda. Aynı zamanda genç bir profesör var, benim eski öğrencim. O da doçent oldu. Onun da bir 10 kişilik grubu var. Yani laboratuvar 30-35 kişiyi besliyor şu anda. Bunların hepsi dışarıdan gelen, TÜBİTAK karşılığı, burada adı ENSERK, o ve endüstriden gelen paralarla çalışıyor laboratuvar. Durum böyle. Altınç. Teşekkürler hocam. Güzel bir giriş yaptınız. Aslında birçok şeyden de bahsetmiş oldunuz giriş kısmında. Ama yine tekrar en başa gelirsek, bahsettiğiniz gibi işte Kanada'ya bir başvuru yaptınız. Çok hesapta olmayan bir kabul geldi. Ama yani sizi göç etmeye iten herhangi bir sebep var mıydı hocam? Yani Türkiye'de yaşadığınız zaman. Yani sizin herhangi bir yurt dışına çıkma motivasyonunuz ya da bu konu üstünde yani herhangi bir idealiniz var mıydı yoksa bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi benim ikisi de rahmetli oldu. Babam ilkokul mezunuydu. Anam cahildi, okula gönderilmemiş. Dolayısıyla bizim mesela babam benim liseyi bitirdiğim de farkına vardı. Anam sen çok kitap okuyorsun deyip kızardı bana. Yani öyle bize bir kılavuzluk yapacak kimse yoktu ailede. 1974-80 arası Türkiye çok kötü durumdaydı. Terör, günde 50 tane genç öldürülüyordu arkadaşlar şeyde, Türkiye'de o zamanlar. Bayağı kötüydü yani. Türkiye bir kamplaşma içine girmişti. Herkes, iki grup birbirini resmen düşman olarak görüyordu. Onun için terör, öldürme korkunç, kötüydü. Enflasyon çok yüksekti. Ve üstüne üstlük ben de deli fişek genç olduğum için ben de girmiştim. Tabii kimseyi öldürme, kavga etme gibi bir şeyim olmadı benim. Hayatımda hiç kimseyle kavga etmedim. Ama tehlikeliydi yani durum. Önce İngiltere'ye gittim. Orada yine deli gençliğin verdiği şeyle okula fazla asılmadım. Başarılı
olamadım. Tam başarılı olamadım. Yan kapıdan mezun oldum. Arka kapıdan değil ama yan kapıdan. O aniden bende bir şok etkisi yaptı. Yani ben bu işi, ben şimdiye kadar hiçbir şeyde başarısız olmadım. Bu da başarılı sayılmaz gerçeği. Yüksek mühendis olarak mezun oldum, bir işim var falan ama bu işi dedim ben öğreneceğim ben. Onun için gittim Kırıkkale'ye. O zamanlar Kırıkkale Makine Kimya Mühendisi İTÜ'lü mühendisler için bir okul gibiydi. Çünkü atölye tecrübesi alıyorsun korkunç. Yani İngiltere'den diploma almış İTÜ mezunu birisi deyince hiç siyaset şeyime bile bakmadan şakaldılar böyle. Bu adam İstanbul'da 3-4 misli maaşla alır. Geldi bize çalışıyor gerizekalı gibilerden. Ve şansıma benim şefim Yusuf, onun da adı Yusuf Bey'di. Yusuf'tu. Çok iyi bir teknisyendi. Çok efendi. Hala ilişkim çok iyidir. Ondan epey atölye tecrübesi aldım. Resim okumayı bile detaylı ondan öğrendim. Beraber çalışırdı bu. Gece nöbetine kalır. Kaldığı zaman ben gönüllü kalırdım onunla. Efendim talaşlı imalat planlama, ısır işlemler, dökme, metroloji ölçme. Tüm bu pratik şeyleri ben Kırıkkale'deki zamanıma borçluyum. Orada cidden Lalettay'ın bir arkadaş toplamış application formları. O Amerika'ya gitmek istedi. Kanada'da formlarından ikisini masada bıraktı, doldurmadı. Ben de tesadüfen doldurdum. Yani tesadüfen geldim tamamen. Ve tesadüfen akademisyen oldum. Ne planımda vardı, ne aklımda vardı. Yalnız Türkiye'nin durumu kötüydü arkadaşlar o zamanlar. Hem enflasyon çok yüksekti, hem de terör bayağı kötüydü yani. Evet. Peki hocam, bahsettiniz Kanada'ya gittiğinizde özellikle ekonomik olarak çok da iyi ya da rahat olmayan koşullar altında bir eğitim hayatınız, aynı zamanda üniversite hocalık zamanınızda da benzer süreçlerden geçtiniz. Peki Türkiye'de doğmuş, büyümüş, yetişmiş, işte 25-26 yaşına kadar Türkiye'deki hayatı görmüş, geçirmiş bir insan olarak Kanada'ya göç ettiğinizde kültürel olarak sizin ve ailenizin yaşamış olduğu zorluklar var mıydı? Ya da Türkiye'deki o gelişim, kişilik ve karakter gelişimi aslında Kanada size belki de kolaylıklar mı sağladı? Bunu nasıl yorumlayabilirsiniz? Şimdi ben köyde yetiştim. Dediğim gibi İstanbul'da daha çok zorluk çektim. Köyden İstanbul'a gittiğimde. Yani değişik bir dünya. Yani şunu anlatayım. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdiğimde, üniversite giriş sınavına gittik. O zamanlar köprü yoktu. Birinci köprü de yoktu. Sirkeci'de vapurdan indik. Otobüsten. Otobüs vapurla geçiyordu çünkü. Ta Edirne Kapı yurduna gideceğiz. Otobüse binmeyi dahi bilmiyoruz. Sormaya da utanıyoruz. Yaya gittik elimizde bavullarla. Sirkeci'den Edirne Kapı'ya. Tamam mı? Utanıyoruz sormaya. Otobüse nasıl bilmiyoruz, bilmiyoruz çünkü. Yani ilk şoku İstanbul'da yaşadık. Tüm sadece ben değil, tüm Anadolu çocukların başına aynı şey gelmiştir. Şimdi dünya kısaldı. Ama o zamanlar mesela Bekirli'de biz çocukken bir araba falan gördüğümüz zaman uzaydan gelen uzay mekiği gibi falan bakardık arabaya. Gelmezdi araba falan doğru düz kasabaya. Şimdi İstanbul'da aniden Avrupa ile Asya'nın birleştiği bir şehirde esas zorluğu orada geçirdik. Ben 4 sene okudum İstanbul Teknik'te. 2 defa soyuldum. 8 defa ev değiştirdim. Birinde evde uyurken soydular bizi. Biz sabah kalktık soyulmuşuz. Tamam mı? Öyle şeyler burada başıma gelmedi. İstanbul'u atlattıktan sonra öbür taraflar biraz daha kolay geldi. Çünkü Kanada adaletin sistemin çalıştığı ki biliyorsun sen de modern demokratik bir ülke. Yani sokakta polise güveniyorsun, adalete güveniyorsun, doktora güveniyorsun, hastaneye güveniyorsun, üniversiteye güveniyorsun, okula güveniyorsun. O güven olunca alışmak kolay oluyor.
Yani ben fakirlik çektim. Ama zorluk çekmedim. Anladım Bir hocam. de biliyorsun ben lisede okurken aynı zamanda Pamukkale'de şarapçılık yaptım. Şarap dükkanı çalıştırdım. Çünkü babam dedi ki 15 yaşına geldin, kocaman adam oldun. Ben senin yaşındayken diye başladı. O dağın başında tek başıma dükkanda yatıp dağın altından şişe taşıyıp şarap satardım. Liseye birden itibaren. Orada başka kültürlerle tanışma fırsatı oldu. O çok tabii yardım oldu. Evet. Çok güzel hocam. Güzel çıktı demiş aslında. İsterseniz şimdi şöyle devam edelim. İki ülke arasındaki biraz eğitim ve bilimsel araştırma geliştirme arasındaki farklılıklara isterseniz değinelim. Türkiye ve Kanada arasında. Aslında siz sadece Kanada değil, aynı zamanda Kuzey Amerika, yani Amerika ve Kanada'yı da, aynı zamanda Avrupa'yı da, özellikle Almanya'daki sistemini çok iyi biliyorsunuz. Yani Türkiye ve Türkiye'nin dışındaki sistemi karşılaştık olursak hocam, ne gibi farklılıklara değinmek istersiniz bu eğitim, bilimsel araştırma, research development anlamında? Yani Türkiye'nin üniversiteleri arkadaşlar, Türkiye'de medreseler vardı. Ta 1934'e kadar hatırladığım kadarıyla Osmanlı'dan kalma medrese sistemi vardı. Atatürk ve İnönü Almanya'da üniversitelerden kovulmuş Musevi Alman bilim insanlarını Türkiye'ye davet etti. Üniversiteler kanunu onlar hazırladı. 1934'te çıktı bu. 33'te getirdiler onları. Baktılar ki sistem çalışmıyor. Bu bilim insanların hepsi dünya çapında insanlardı. Yegane suçları Musevi olmaktı. Yani Türkiye'nin üniversite sistemine en büyük katkısını tarihte bu Musevi Alman hocalar yapmıştır. Örneğin Yıldız Tekniği açan onlardır. İstanbul Teknik Mühendislik Okulu'nu üniversite haline getiren onlardır. Ankara Üniversitesi'ni açan onlardır. Araştırma kültürünü üniversiteye getiren onlardır ilk defa. Mesela 1930'larda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak bölümü kuruluyor. Ki ben oradan mezunum. Onlar Türkiye'de uçak yapılmasını sağlıyorlar. Mühendisler yetiştirip, yani Türkiye uçağını 1930'larda yapıp bir de satıyor üstelik. Eğitim uçakları satıyor. onların yetiştirdikleri asistanlar bizim hocamızdı. Oldukça kalitelilerdi. Ama onlar savaştan sonra Amerika onların hepsini götürdü. Bizim fakültede sadece bir tane Fransız hoca kalmıştı, hatırlıyorum. O hala Fransızca verir dersi. Aslanını da Türkçe çevirirdi. Gümüş suyunda. Öbürlerinin hepsi gitmişlerdi artık Amerika'ya. Gittikçe zayıflamaya başladı tabii. Çünkü mentalite, araştırma mentalitesi daima zayıftı. Üniversitelerde. Ama üniversitelerin hepsi bağımsızdı. Bir asistan olmak benim zamanımda çok çok zordu. Ve fakültenin en iyi öğrencileri kalırdı asistan olarak. Ve eğitim kalitesi fena değildi o zamanlar. Sonra 1980'lerde durumlar değişti. Ben buradaydım ama takip ediyorum tabii. Türkiye'yi devamlı gidip geliyorum falan. Bir YÖK sistemi çıktı. Merkezi sisteme bağlandı. O da iktidara bağlandı. Dolayısıyla partizanlık başladı. Dolayısıyla liyakat yerine partizanlık öne çıkmaya başladı. Ve şimdi bunun en uç seviyesindeyiz. Ben artık, yani kimse kusura bakmasın, Türkiye'den asistan getirmeyi bıraktım. Son 2 senedir getirmiyorum. Çocuklar, pırlanta gibi çocuklar giriyor üniversiteye. Yani biz zaten İstanbul Teknik, ODTÜ gibi en iyi okullardan asistan alıyoruz hep. Yalnız çocuklar iyi. Fakat
aldıkları hem akademik eğitim hem de kültürel eğitim artık zayıf. Çünkü toplum tamamen hayatta kalma mücadelesiyle uğraşıyor. Ve bu da liyakat üstüne değil, nasıl kestirimden bir yere varabilirim üzerine gidiyor. Rektör seçiyorlar. Rektörlerin yarısı benim doktora standlarına kadar yayını yok. Yani olacak iş değil. Profesör doktor ama benim asistan kadar yayını bile yok. Öğrenci kadar. Tamamen siyasi olarak seçilmiş rektörler, dekanlar. Bunun en acı sonucunu İstanbul Teknik'te gördüm. Yani öyle bir atamalar yapılıyor ki şu anda üniversitede. Dekanın bile haberi yok. Tepeden paraşütle indiriliyor. Alakasız insanlar. Profesör olarak. Dolayısıyla işte İstanbul Teknik'in kalitesi de ona paralel olarak aşağı doğru iniyor hızlıca. Yani bu sistemin problemi. Türk'ün problemi değil yani. Evet. Öğrencinin, hocanın problemi değil. Bu sistemin çalışmasından, çalışmanın sonuçları. Aynı insanları buraya getiriyorsunuz. Ha ben şunu da söyleyeyim. Benim sınıf arkadaşlarım, bizim fakülte o zamanlar İstanbul Teknik Makine Fakültesi, ben girdiğimden 71'den 75'e kadar Türkiye'nin en yüksek puanıyla alırdı. Bizden sonra Hacettepe Tıp gelirdi. Yani aptal arkadaşlarım yoktu sınıfta. Belki de en zayıf öğrencilerden birisi bendim sınıfta. Tamam mı? İnsanlarla alakası yok bunun. Bunun sistemle alakası var. Yani sistem çalışmayınca sonuç kötü oluyor maalesef. Buradaki sistem Almanya'dan da değişiktir biliyorsun Altınç. Evet. Ben Çin, Japonya, Kore, Tayvan, İran, Orta Doğu ve Avrupa sistemini, Güney Amerika sistemini de iyi bilirim. Çünkü hepsiyle ilişkim var. Amerikan ve Kanada sistemi hocalar açısından acımasızdır. Başarısız olursan sepetlerler seni. Tenür dediğim şey o. Aldığımız hocaya benim zamanımda 5 sene veriliyordu. Şimdi 7 sene zaman veriliyor. 7 sene içinde laboratuvar kuracak, para getirecek, yayın yapacak. Öğrencilerden iyi ders not alacak, ders verme not alacak. Ve internasyonal ligde araştırma yapmaya başlayacak. Bu olmadan bizim gibi iyi üniversitelerde, Amerikan Kanada üniversitelerinde ki UBC dünyanın ilk 30-35'indedir. Barınamazsınız. Yani kovarlar. Çünkü ilk 7 sene kadrosuz çalışırsınız hoca olarak. Kadroyu ancak başarılı olursanız. Bunda da tamamen liyakat vardır. Üniversite karar vermez buna. Yani bizim bir üstümüz doçentler, profesörler, yardım doçent üzerine karar veremezler. Dış hakemlere gidilir. En azından altı hakeme gidilir. Korkunç incelemeler yapılır. Bir sene sürer bir hocanın incelenmesi. Yani 6 sene uğraşır, 1 senede incelenir, ondan sonra ömür boyu kadro verilir. Ama kanunsuz, hukuksuz, etik dışı bir şey yaparsan yine anında kapının önünde bulursun kendini. Türkiye'de ise akademik bağımsızlık olarak hoca gidecek ofisine, zile basacak, çaycı çay getirecek. Partiden arkadaşları gelecek, sohbet edecekler. Akademik özgürlük olarak onu görüyorlar. Yani bu tamamen saçma. Burada tabii istediğin siyasi fikre sahip olabilirsin. Ama üniversitedeki görevin hocalıktır kardeşim. Hocalığın görevi ne? İyi ders vermek, araştırma yapmak, yeni bir şeyler keşfetmek, uzman yetiştirip salmak, eğitmek yani. Yani hocasın. Sonunda mutlaka öğretmenlik yapacaksın yani. Bunun için de çalışman lazım. Kendi projeni kendi yaratman lazım. Ben bir para getirdiğim zaman
bölüm başkanı veya dekan, ya Yusuf Hoca bu paranın %20'sini ben şöyle harcamak istiyorum diyemez kardeşim. O parayı ben getirmişimdir. Benden başka rektör dahil hiç kimse dokunamaz o paraya. Sadece etik dışı bir şey yaptığım zaman onlar devreye girerler. O zaman müfettişler girer devreye, okulun kontrolörleri. Ve akademik özgürlüğü insan çalışarak, üreterek kazanır. İktidara el avuç açarak değil. Veya rektöre, dekana yaltaklık yaparak değil. Çünkü dekan hocadan para bekliyor. Hoca dekandan para beklemiyor burada. Biz hiçbir zaman dekandan, bölüm başkanından para almayız. Onlar bizden alırlar. Vergi alırlar çünkü. Ya derler ki atölyede senin asistan gitti 10 dakika bizim teknisyenle konuştu. Minimum $70. Faturası gelir bana otomatik biliyorsun Alkınç. Evet. Başından geçti. Yani bağımsızız ama bağımsızlığımızı kazanmak için çalışıyoruz. Türkiye'de ise bana şikayet ediyor hoca arkadaşlar. Dekan bana sadece bir tane asistanlık kadrosu verdi. Tamam mı? Olmaz. O asistanlık kadrosu lisans derslerini vermek içindir. Araştırma için değil. Tamam. Araştırma için hocanın gidip kazanması lazım. Fakat Türkiye'de bizim sistemi kullanan hangi üniversiteler var? Sabancı, Koç, Bilkent. Bu üçü Amerikan Kanada sistemini gayet iyi kullandığı için onlardan çok iyi araştırmalar çıkıyor. Ama devlet üniversiteleri maalesef tamamen politik kazanın içinde kaynatıldığı için gittikçe aşağı doğru inmekte. Maalesef. Evet hocam. Ne yazık ki diyelim artık. Evet. Peki hocam, az önce bir cümle içerisinde bahsettiğiniz laboratuvarda şu an benim zamanımda da aynıydı, benden önce de aynıydı, şu anda aynıdır muhtemelen. Dünyanın dört bir yanından çok farklı kültürlerden insanlar var, yani araştırmacılar var, öğrenciler var ve siz yaklaşık belki 40 seneden beri bu tip bir ortam içerisinde çalışıyorsun aslında. Bu kadar bir karışık bir kültürel bir ortamda çalışmanın avantajları ya da dezavantajlarını nasıl yorumlarsınız bu akademik tecrübenize dayanarak? Çünkü biliyorsun bazı hocalar vardır hani üniversitelerde çok hani çok fazla çok kültürel karışımı çok fazla benimsememişlerdir ama siz tam tersi biliyorsunuz, anlattığınız gibi. Bunu peki nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi biz de öğrendik tabii bu işleri. İlk defa 1995'te Japonya'ya gideceğim. Çok yakın arkadaşım var, sen de tanıyorsun, Profesör Murawaki. Yani ben Toshi, bana birkaç Japonca tavır öğrendim. Yani lisan değil de tavır. Ki Potkırım yayım. Çünkü Japonlar çok hassas. Zor bir kültür. Sen dedi boş ver. Sen yabancısın. Senin dedi yaptığın gafları biz affederiz. Yardım ben gafları birazcık azamiye indirelim. Bana dedim ben bir örnek ver ya. Yusuf dedi Japonya'da, Japonca'da no, hayır demek ayıptır. Onun için hayır kullanılmaz. Mesela bir şey istersen Japon'dan Kanada'da yes veya no diye alırsın cevabı. Japonya'da dedi hep yes olarak alırsın. Ama yes diye uzatarak söylerse hayır demektir o. Yes derse belki, yes hay derse kesinlikle evet yapılacak demektir. Ama dedi no kelimesi kullanılmaz. İlk şok orada oldu tabii. Baktım Kore ve Çin'de de hemen hemen aynı. O kadar şey değil ama aynı. Çünkü hayır demek ayıp. Kabalık olarak gözüküyor Asya'da. Yani bunu bile öğrenmek benim için bir şok şey oldu tabii. Mesela Hintli öğrenciler böyle yaparlar. Kafayı sağa sola. Bu evet demektir Hintçe'de. Türkçe'de de hayır demektir ya. Tamam mı? Sonra her ülkenin kendine öz bir kültürü
ve davranış biçimi var. En büyük öğrendiğim öğrencilerle yakın olduğum için onların kültürlerini de öğrendim epey. Tabii seyahat de ettim ama en çok öğrencilerimden öğrendim onların kültürlerini. Onlarla samimi olarak. Bu epey şey kazandırdı bana. Yani beraber çalışan asistanları da kazandırdı. Mesela Altun Selim, bir sürü arkadaşım var Türk olmayan, bizim laboratuvardan biliyorsun. Şu anda Almanya'dasın. Almanlar da epey çalıştı biliyorsun benim laboratuvarda. Yani her ülkenin kendine has bir kültürü var ama ortak değerler dünyanın neresine gidersen git aynı. Bunlar çalışkanlık, dürüstlük, şeffaflık, bunlar değişmeyen kaideler dünyanın her yerinde. Evet. Ve ortak lisan da akademik çalışma biliyorsun. Bir mühendiste biz bir çatır teorisine bakarken tamamen matematik, ortak lisan o. Herkes anlıyor yani. Tabii. Peki hocam. O bir zenginlik yani. O kültürel bir zenginlik. Muhakkak tabii ki. Özellikle zaten Kanada'nın zaten kendi göçmen politikası da biraz buna insanları teşvik ediyor. Multikültür. Çok kültürlü bir ülke burası. Tolerans korkunç büyük. Bizim başbakan bir gün camiye gider, namaz kılanlara katılır. Ertesi gün sihlere, Hintlerin tapınağına gider orada. Burada hiç kimse bunu yadırgamaz farklılığı. Ama böyle değildi Altunç. Ben 44 yıl oldu bu ülkeye geleli. Kanada Amerika'nın zaman devamlı daha yumuşaktı. Ama tolerans bu kadar değildi. Çünkü daha az göçmen vardı. Daha çok göçmenler Avrupa kökenliydi. Beyazlardı yani. Şimdi ise bizim şehrim biliyorsun %50'den fazlası Asyalı. Tamam mı? Burası biraz, ama bakıyorsun tabii. Asyalı kız veya oğlan beyaz kız veya oğlanla dolaşıyor. Gayet çok karışık evlilikler var. Bizden de oldu biliyorsun. Bizim laboratuvardan da. Yani sonunda herkes insan kardeşim yani. Tabii. Rengi, dili, ırkı fark etmiyor. Önemli olan iki insanın anlaşması. Evet. Laboratuvar, sen yoktun daha o zaman. 2006'daki bir partide, benim evdeki partilerden birinde 54 kişi vardı. Bunların yarısı asistan, öbürleri de eşleri, çocukları filan. Yohum biliyorsun. Evet. Yohum dedi, hocam dedi, saydım 14 tane değişik milliyet var şu anda laboratuvarda. Ben saymamıştım. O saymış. O Hollandalıydı. Yani bu bir zenginlik ya. Kesinlikle hocam, evet. Peki hocam, siz yaklaşık 40 seneden beri Kanada'dasınız, belki daha fazla. 44, evet. Aynı zamanda Vancouver'da, UBC'de hocalık, profesörlük kimliğinin yanında biliyorsunuz oradaki Türk Toplumun Derneği'nin de başkanlığını ve oradaki sorunlarla da aslında çok yakından ilgilenen birisiniz. Özellikle şu an, yani bu yıllarda yaşadığımız dönem içerisinde Türkiye'den çok fazla insan, ben oradayken de bundan 7-8 yıl önce de benzer durum vardı. Bazı kişiler genç yaşta eğitim maksatlı tek başına yurt dışına çıkıyorlardı. İşte lisans eğitimi olsun, master eğitimi olsun ya da işte doktora gelenler bizler gibi. Ya da işte Türk toplumunda da bizim gözlemlediğimiz belirli bir yaştan sonra özellikle aile olarak göç eden insanlar vardı. Hani aile olmanın getirmiş olduğu bir ataleti de beraberine getiren bir zorluk da beraber Kanada'ya olsun, yani Türkiye'nin dışında yerlere göç eden insanlar vardı. Siz bunları birçok örnek gördünüz aslında. Yakından da biliyorsunuz. Şu an bizi burada dinleyen arkadaşlara, belki yani yurt dışına çıkmak isteyen katılımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Yani özellikle eğitim maksatlı ayrı, ben onu ayrı değerlendiriyorum. Ya da
iş bulup aileyle beraber yurt dışına çıkmak konuları özellikle çok farklı kıstasları ve zorluklar olan şeyler. Sizin de Doğru. bu, evet. Çünkü buraya gelen biliyorsun göçmen çocukların ilk kapısını benim kapıyı çalarlar hepsi. İster işçi olsun, ister eğitimli olsun. İşçi arkadaşlar ben Anadolu çocuğum diye kendilerini bana yakın hissederler. Öbürleri de akademisyenim diye gelirler. Hemen hemen epey bir kişiyle iletişim halindeyim burada. Eğitimli insanlar buraya hiçbir zaman iş bulmadan gelmesinler. Korku zorluklarla karşılaşırlar. Ama gelen epey eğitimli insan var. Nasıl geliyorlar buraya? İki türlü geliyorlar. Bir, sen gibi iyi öğrenci master veya doktora geliyor. Asistanlık maaşını alıyor. Aç, susuz, işsiz değil yani. Sadece benim esirim oluyor. Bazıları sen gibi. Bazıları da başkasının esiri oluyor. Başka hocanın. En düzgün yol o. Bir, buradaki üniversiteden derece alıyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü tamam bir derece, tamam bir okul. Ve burada öğrenciyken de buranın sistemini öğrenmiş oluyorsunuz. Burada nasıl dönüyor işler? Fabrikalar nasıl çalışıyor? Kurallar, kültür, hepsini öğreniyorsunuz asistanlık yaparken. Ondan sonra zaten otomatik çalışma izni çıkıyor 3 sene. O arada iş bulursanız, ki bulmak daha kolay tabii buradan mezun olunca, o işi bulmaz immigration yani göçmenlik idaresi, ha diyor, tamam, beleşten bir tane adam aldık veya hanım aldık Türkiye'den, üniversiteyi orada bitirmiş, oranın vergi mükellefleri okutmuşlar onu. Burada gelmiş, uzman olmuş. Üstelik bir de iş bulmuş. Biz bundan iyi göçmen mi bulacağız? Alıyorlar hemen. Ve kalıyorsun burada. En doğru yöntem bu. Ki ben de bu şekilde göçmen oldum sonunda. Aklımda yok ki göçmen olmak. Okuyup gidecektim ama kaldık işte. İkincisi, bazı epey bir öğrenci burada yani açık söyleyeceğim, karton okullar var. Bunların hepsi Amerikan şirketleri aslında. Hiç adını duymadığım üniversiteler varmış Vancouver'da. Ve bunlar çok pahalı. Ama bundan 1 senelik program alıyorlar bunlardan. MBA mesela. MBA ama ben hiç MBA dersi almadım hayatımda. Ben daha iyi biliyorum ya bu işler onlardan, mezunlardan. Yani hiçbir şey öğrenmiyorlar. Ama orayı bir senede bitirip 3 senelik çalışma izni alıyorlar. Evet. Bunun parası 40 bin dolar falan. Bir senede masraflar 60-70 bin dolar harcayıp burada çalışma izni almış oluyorlar. Epey ve bazıları ise kolejlere gidiyorlar. 1,5-2 senelik kolejler var. Onlar da devlet okulları pardon, devlet okulları daima daha iyi. Çünkü aldıkları hocalar sokaktan toplama değil. Bir standart var. En azından bir şeyler, pratik bir şeyler öğreniyorsunuz oradan. Onlara girip alınırsanız üniversite olmasa bile en azından bir şeyler öğreniyorsunuz. Onlardan da mezun olursanız yine 3 senelik şey var. Çalışma izni var. Şimdi gelen gençlerin neredeyse %75'i bu mekanizmayı kullanıyor. Öbürleri de kaçak göçek geliyorlar. Tamam mı? Ve rezil olup paralarını da kaybedip dönüyorlar. Çok riskli. Peki hocam, şimdi aslında benim merak ettiğim bir soru bu. Gerçi sizle konuştuğumuzda da üstünden geçmiştik ama Türkiye'ye dönmeyi zaman zaman hiç düşündünüz mü? Ya da Çok hala çok düşünüyor musunuz? çok düşündüm, denedim de biliyorsun.
Kitabımda da yazdım nasıl denediğimi. Ben Ege'liyim. Aslında biz İzmir'i Ege Üniversitesi, yani 9 Eylül'ü seçmiştik. Ben orada 2,5 ay falan kaldım. 2,5 ayda kafayı yiyordum ki o zaman bu kadar kötü değildi üniversite. Ya şimdi hocaların hepsiyle tanıştım. Laboratuvarlarına geldim. Bazı laboratuvarların köşesinde mescit var. Yani arkadaşlar, okulun bahçesinde kocaman bir cami var. Mescidin ne işi var laboratuvarda? Onun yerine orada bir deney sistemi, tabii kızdılar bana. Öbür tarafa gidiyorsun. Cuma günü öğleden sonra laboratuvarda içki, kokteyl veriyorlar. Ya burası meyhane mi? Laboratuvar mı kardeşim? Bir sürü restoran var etrafta. Bar var. Git orada. Tamam mı? İşten sonra. Onlar da kızdılar bana. Yani bunlar sanırlar ki akademik özgürlük bu. Ne alakası var kardeşim? Biliyorsun bizim laboratuvarda biz gidip de şarap içebilir miyiz ki? Ben şarapçı adamım. İmkanı yok. Yasak. O kadar basit. Bu yani. Sonra cuma günü öğleden sonra neredeyse kimse kalmıyordu. Herkes yazlıklarda. Araştırma yapan doğru dürüst yok. Öğrencilere motivasyon verecek bir ders verme stili yok. Tabii hepsinin için değil. Aralarında iyi hocalar da vardı. Mesela bölüm başkanı Erkan abi, Erkan Dokumacı, Türkiye'nin en iyi dinamik hocalarından birisiydi. Sadece ikimiz kalırdık cuma günü sonra şeyde, bölümde. O çok iyi bir hocaydı. Şahane bir akademisyendi. Vardı tabii iyileri de. Ama sistem tamamen partizanlaşınca liyakat ortadan kalkmış oluyor. Ben dedim ya ben kafayı üşüteceğim burada. Ve döndüm geriye. Yani bir şu andaki üniversite sisteminde bırak beni, Türkiye'de çalışanlar kaçmak istiyor. Ben imkan yapamam yani. Gidersem Türkiye'ye işte 1999'da emekli olmaya karar verdim. O da fazla bir zaman kalmadı. 70 sene falan kaldı. O zaman Türkiye'ye dönüp balık tutup yelken yapmak istiyorum şeyde, Fethiye taraflarında. Ama 10 senedir tatil falan da yapabildiğim yok. İnşallah derim yani. Peki hocam, vaktimizin biraz sonuna geliyoruz. Benim iki tane daha sorum var size hazırladım. Bunlardan birisi aslında sizin gibi yurt dışında yetişen ya da yurt dışına göç eden ve burada birçok başarıya imza atan sizin gibi yüzlerce değerli akademisyen ve bilim insanı var. Türkiye'nin evladı olarak söyleyebileceğimiz. Ve bu aslında yurt dışında büyük bir bilgi birikimi, teknoloji birikimi anlamına geliyor. Peki Türkiye şu an bu dönemde bu birikimden, bu güçten ne derecede faydalanıyor? Allah, şu andaki sistemde ben biliyorsun Türkiye'de benden faydalanılıyor. Türkiye'ye karşı bir ambargo kondu. Türkiye'ye 5 eksenli CNC vermiyorlar. Çünkü savunma sanayinde kullanılıyor diye 5 eksenli şeyi vermiyorlar. Bunun şu andaki iktidarla falan alakası yok. Bu Türkiye'nin savunma sanayi gelişti. Müşteriden ziyade şimdi rakip ülke olduğu için yapıyorlar bunu. Yavaşlatmaya çalışıyorlar. O zaman maalesef Türkiye'de CNC uzmanı yok, sıfır. Biliyorsun benim yetiştirdiğim çocukların hepsi kaldı Kanada'da, Amerika'da. Tamam mı? CNC'ciler. İşte Kaan, Burak ve şey, Çinodum, onlar Amerika'da hoca hepsi. Şimdi CNC konusunda çalışan tek hoca yok. Bunların da CNC'si de çok önemli. Çünkü robot ve makine kontrolü CNC ile oluyor sadece. Ve Baykar'ın liderliğinde, o zaman Baykar'ın kurucusu abimiz, şimdi oğlu Selçuk,
Haluk bakıyor fabrikaya. O bizim Teknik Üniversite Makine Fakültesindendi. Onun küçük kardeşi benim sınıf arkadaşım Ömer. Siyasi olarak aynı fikirde değiliz ama korkunç çalışkan ve çok iyi mühendisti rahmetli. Ve vatansever bir adamdı. Onlar baskı hissettikleri için saha grubunda dediler milli siyasi yapalım. Toplanmışlar. Beni de işlerine aldılar. Biz de biliyorsun kendi siyasimizi yaptık biz. Ve biz kodları verdim ben onlara. Ve kendim de danışmanlığını yapıyorum. Şu anda 3 eksenli CNC neredeyse bitmiş üzere. Bitmiş durumda. Ve fuarlarda göstermeye başladılar 3 eksenli CNC'yi. 3 eksenli CNC olduktan sonra 5 eksenliye geçmek tamamen kinematik, matematik yani o daha kolay işin tarafı. İnşallah bu yarıda bırakılmaz da devam eder. Kesinlikle. Yani ben bu şekilde yardım ediyorum Türkiye'ye. Yani Türkiye'de benim hiçbir zaman bağım kopmadı biliyorsun. Fabrikalarla olsun, üniversitelerle olsun ilişkim iyi. Bu şekilde başka hocaların da olduğunu tahmin ediyorum. Ben kendi konumda çalıştığım için kendi konumu biliyorum sadece. Ama başkaları da var tabii bu şekilde çalışan. Yani bir Türkiye'de 20 yaşından sonra Türkiye'den göçmüş bir kişi hoca olsun veya olmasın hiçbir zaman ülkesiyle bağlantısını kopartmıyor. Evet, kesinlikle. Ben de kopartmadan birisiyim her sene. Gidiyorum vekilliğe. Türkiye'ye. Evet. Aslında hocam bir sonraki sorumda dolaylı olarak cevaplamış olduğunuz şeyi merak. Aslında biliyordum ama fakat sizinle konuşmak istedim. Bu Türkiye olan işbirlikleriniz. Yani hem aslında işbirliğini akademisyen yetiştirme olarak siz uzun yıllardan beri yapıyorsunuz. Gerek Türkiye olsun gerek Türkiye dışında olsun. Fakat bu özellikle üniversite sanayi etkileşiminde ya da üniversitede geliştirilen metotların, bilimsel yöntemlerin paketlenip endüstri tarafından bir herhangi bir komponent ya da product üretmeye kullanılması aslında işin biraz daha kritik ya da akademik etkileşimin yanında. Bu noktada peki yani ileride daha detaylı ya da daha fazla çalışmayı düşünüyor musunuz Türkiye'yle? Öyle sorayım. En azından öyle toplamış olayım. Çünkü yetiştirmiş olduğunuz akademisyenler zaten birçok kişinin bildiği gibi Türkiye'ye zaten katkıda bulunuyorlar. Bu tür fikirlerin, evet, bilimsel çalışmaların başlatılmasında, yönetilmesinde ve sonuçlandırılmasında bu hocalarımızın işte benim de master hocam Erhan Hoca olsun, diğer hocalar olsun başlayıp getirmiş oldukları ve Türkiye'de ortaya konmuş oldukları işler tabii ki var. Fakat sizin ya da herhangi bir planınız var mı hocam? Öyle sorayım. Türkiye'de bu işlerin biraz daha gelişmesi konusunda. Daha çok genç olduğum için herhalde bir plan yapmaya vaktim bol. Şimdi bir hocanın görevi, en birinci görevi uzman yetiştirmektir. Değil mi? O uzman hocayı geçerse hoca başarılı hocadır. Yani hocanın ürünü, en büyük ürünü nedir? Yetiştirdiği uzman. O uzmanlar başarılı olursa hocanın hanesine başarı olarak geçer. Çünkü hocanın görevi öğrenci, yani uzman yetiştirmek. Öğrenci yetiştirmek. Şimdi benden geçti tabii de Türkiye'de. Yapsam balık tutamamaya gelirim Türkiye'ye, denize. Yalnız yetiştirdiğimiz asistanlar bu işi yapıyor biliyorsun. Türkiye'de iki tane kilit hoca var. Birisi Erhan, senin master aldın. Benim ilk mezun ettiğim ilk Türk öğrenci. Dünya çapında bir hocadır. Öbürsü o Sabancı'da. Öbürsü Koç'ta. İsmail Lazoğlu. O da korkunç başarılı bir adamdır. O daha önce biomekatronize falan girdi. Şimdi biomedical'a girdi. Ama çok başarılı bir hoca. Bizim görevimiz o.
yetiştirip onların bizden daha iyi bir şeyler yapması. Çünkü bizim zamanımız yavaş yavaş geçiyor. Ben ne kadar 2099'da emekli olmayı planlıyorum desem bile tepedeki hadi bakalım yaşın yerine geldi gel yanıma diyebilir ya yarın sabah. Değil mi? Benim o türlü planlar yapacak zamanım kalmadı artık. Şimdi ben toparlamaya çalışıyorum son şeylerimi. Daha çok kendi üniversiteme. Şu anda Fraunhofer açtık biz. İlk defa Kanada. Şimdi benim proje o. Üniversiteye Fraunhofer'ı batırmadan bir şey kazandırmak. Ama teknoloji ama şu var. Türkiye'de epey tanıdığım hoca var tabii. Onlar bilgilerini piyasada çalışan mühendislerle yarışmakla geçiriyorlar. Yani müşavirlik adı altında piyasada iyi bir mühendisin yapacağı şeyleri yaparaktan geçiriyorlar. Burada o yasaktır. Amerika ve Kanada yapamazsın üniversiteden öyle şeyleri. Biz mesela bir ürün geliştirdiğimizde, teknoloji geliştirdiğimizde sahibi üniversitedir. Üniversite bunu en iyi pazarlayacak, en iyi piyasaya sokacak şirkete verir. Ve oradan telif hakkı alır. Royalty dediğimiz haklar alır. Eğer kimse sahip çıkmazsa bu teknolojiyi bana öyle oldu. Çünkü biz her şeyimizi yayınlıyoruz bizde. Bende bir tane patent falan yok biliyorsun. Biz yaptığımız her şeyi yayınlıyoruz. Onun için bizden çok prof çıkıyor bizim laboratuvardan. %60'ı prof oldu gidenlerin. Yani prof olmak için yayın şart tabii. Ve çok matematiksel çalıştığımız için üniversitede hiç kimse dokunmuyor buna. Onun için sana şirket kuracağız. Sen vereceksin bize parayı. Hem de üniversite için iyi. Ben önce biliyorsun epey bir karşı geldim falan. Solcu olduğum için. Ama sonunda bir Alman arkadaş benim gönlümü etti. Rahmetli oldu şimdi. Ve çok iyi oldu. Biz şirketi büyütmedik hiçbir zaman. Şirket devamlı. Şirketin en büyük şeyi müşterisi yine laboratuvar oldu. Bedava. Biliyorsun. Öğrenciler daha fazla kullanıyor bizim yaptığımız şirketi. Ama 15-20 şirket şu anda senin çalıştığın şirket dahil bizim teknolojiyi kullanıyor dünyada. Evet. Ve oradan bize korkunç akademik problemler geliyor. Gerçek problemler endüstriden. Ve o problemlere yoğunlaşıyor asistan. Biz sonunda çözüyoruz, onu programa koyuyoruz. Şirkette kullanmış oluyor. Hem öğrenci gerçek bir problemle çalışmış oluyor. Hem de şirketlere faydası olduğu için aynı senin iş bulunduğun gibi o şirket kapıyor uzmanı. Hazır. Yani bu böyle bir sistem dizayn ettim ben. Bu oldukça değişik bir sistemdi. Onun için Kanada TÜBİTAK'ı, ENSERC beni davet etti. Yani nasıl beceriyorsun? Bir anlat bize. Akademik olarak söyleme sahip şu anda makine mühendisliğinde Kanada'da en yüksek not olan bizim laboratuvar. Evet. En zengin bizim laboratuvar. Hiç endüstrinin olmadığı bir eyalet burası. British Columbia. Ve en fazla yayın yapan ve teknoloji üreten yer bizim bizim laboratuvar. Bu üçgeni kurdum ben. Üniversitede temel araştırma. Araştırmanın sonuçlarını endüstrinin kullanabileceği paket haline getirme ve endüstriye verme. Endüstri kullandıkça yeni problemler yaratıp bize problem verip para veriyor. Böyle bir üçgen kurduk. Ama lalaletten işler yapmıyoruz hiçbir zaman biliyorsun. Yani piyasanın yapabileceği işleri yapmıyoruz. Piyasanın yapabileceği işleri araştırma denmez. Mühendislik denir. Biz burası bir üniversite. Dolayısıyla bizim bilinmeyen şeyler üzerine çalışmamız lazım. Şimdi chat'tan benim yan kapıdan firar eden Aydın Kutay yazmış. Aydın. O 6-7 ay çalışıp firar etti Türkiye'ye. O benim işte. Evet Aydın. Ve başarılı bir mühendis şu anda. Bir şirketi var Türkiye'de. Çok başarılı. Hocam sizi yapıyor. büyük keyifle dinliyorum sizi. Aydın. Başka Coşkun var.
laboratuvardan. Coşkun İslam değil mi? Coşkun buradasın değil mi? Buradayım hocam, buradayım. Coşkun da bizim laboratuvardan, o da Sandvik'te çalışıyor İsveç'te şu anda. Başka var mı Altunç, bizim eski kürelerden? Aydın, Coşkun, sen? Yok hocam, bu kadarız. Ben bu, benim hayat oldukça matrak ki benimle çalışan çocukların hepsi, Aydın dahi, bu hikayelerin çoğunu dinlemişlerdir benden şarap içerken. Ve ben bu anılarımın hepsi, ki yaptığım salakça şeyleri filan, bir kitap haline getirdim. Bu kitap elektronik olarak da herkese bilim teknolojide mevcut. Kitabın tüm geliri öğrencilere burs olarak bağışladım. Yani masrafı benden, geliri öğrencilere gidiyor. Yani oradan okuyabilirsiniz, epey gülersiniz yani. Ya hoca, bu kadar okudun mu Aydın? Okudum. Hem de Çağlar Hoca da hemen göndermiş. Buradaki sen misin diyor. Ve epey matrak şeyler. Evet, geçti. Evet. Hocam, bu arada ben yeniden göçmen oldum. Neredesin? Almanya'dayım. Evet, Hanımköy'de oldum gene. Daha doğrusu hanım buraya tayin oldu. Ben de geldim. Şimdi buradan işleri yapmaya çalışıyorum. Sen Türkiye'deki şirket ne oldu? Duruyor. Tamam. Buradan idare ediyorum. Burada da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oldu, çok güzel. Oldu hocam. Bir soru daha var. Hocam, emekli yazdığınız Kanada mı, Türkiye'de mi? Türkiye'de geçirmeyi isterim. Eğer emekli olabilirsem. Henüz bir emeklilik planım yok. Çünkü yapacak çok işlerim var. Evet. Hocam, aslında sorunun ikinci kısmını ben daha çok merak ediyorum. Türkiye'ye döndüğünüzde denizden eskiden aldığınız keyfi alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Aslında siz her sene gidiyorsunuz. Belki onu kıyaslayabilirsiniz. Atıyorum 30 sene önce gittiğinizde, 10 sene önce gittiğinizde de şu geçtiğimiz sene gittiğiniz arasındaki Türkiye'ye aldığınız keyif olarak bakarsak. Yani şöyle, benim ta ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden arkadaşlarımla hiçbir zaman ilişkim kopmadı. Bilhassa mesela gittiğim zaman Denizli'de bizim Yusuf gelmiş deyip 150 kişi falan toplanırız biz bir restoranda. Yazın dediler ki, Yusuf ya ters zamanda geldin, herkes yazlığında, herkes emekli, sen hariç. Ama yine de 40 kişi ağırladık şeyde, bizim bar evinde, senin de geldiğin şarap evinde 40 kişi geldi. İzmir'den, Denizli arkadaşlar geldi. Yani göçmenliğin en büyük zorluğu çocuklar, yalnız olmak. Bilhassa sosyal bir insansanız ki ben sanırım sosyal bir insanım. Bu devamlı birileriyle olmak istiyorum ben. Dostlarla, arkadaşlarla. Hocayken öğrencilerimle devamlı beraber zaman geçiriyorum zevkle. Onların, Altınç benim epey kahrımı çekmiştir. Onların yegane şeyi, ben konuş, işte Dagaven'e giderdik beraber, barbekü yapıyoruz, şarap servis ediyorum ben. Onların cezası benim hikayeleri dinlemek. Tamam mı? Yani sosyallik güzel bir şey. Ben Türkiye'de hiçbir zaman yalnız kalmam. Denizli, İzmir veya İstanbul. İstanbul'da sanmıyorum, artık eski İstanbul değil. Ama İzmir ve Denizli'de benim o kadar çok arkadaşım var ki. Ki evet. Belirli bir yaştan sonra insan mutlaka arkadaşlarıyla beraber olmak istiyor. Bu arkadaşlar da düzenin bozamadığı arkadaşlar diyeyim. Çoğu zaten emekli öğretmen. Doğru. İyi arkadaşlar yani. Onun için Türkiye'de geçirmek isterim emekliliğimi. Ama bazı, biliyorsunuz, sağlık sorunlarımız var, benim değil ama ailenin. O yüzden kıpırdayamıyoruz yani bir ara. Anladım hocam. Süremizin de sonuna geldik. Chat'te de herhangi başka bir soru yok. O yüzden eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa hocam kapanış yapayım ben. Yani söylemek istediğiniz başka herhangi bir husus var mı bugün konuşmamız, söyleşimizle ilgili? Özellikle son zamanlarda Türkiye'de artan bir yurt dışına çıkma motivasyonu üzerine de
belki son bir nokta koyabilirsiniz. Belki bu noktada moderatör olarak benim kendim fikrim yani ne yazık ki çoğu kişi var olan düzenden kurtulmak için can havliyle diyebileceğim şekilde bir yurt dışına kendisini atmaya çalışıyor. Fakat yurt dışında çizilen ortam biraz toz pembe gibi görünebiliyor ilk başta. Fakat buraya geldikten sonra, buraya bir göçmen olarak geldikten sonra buradaki yaşamanın zorluklarını, herhangi bir kültüre adapte ya da entegre olmanın zorluklarını yaşadıktan sonra insan biraz gerçeklerle karşılaşmış oluyor. Sizin de bildiğiniz gibi son zamanlarda yani son belki 10 yıldan beri Türkiye'de beyin göçü olarak yorumlayabileceğimiz seviyede, çok korkunç bir seviyede bir terk etme, göç etme isteği ve motivasyonu var. İsterseniz son noktayı da böyle koyalım bu akşam için sizin yorumlarınızla. Ya şimdi Altunç, daha yenice Aselsan'da müdür seviyesinde olan Yıldız Teknik'ten makine mühendisi ve aynı zamanda bilgisayar yüksek mühendisi bir uzaktan akrabam geldi. Her şeyi bırakmış iki çocuğuyla geldi. Niye geldin dedim ben. Ya hocam dedi, 3 ve 6 yaşında çocuklarım var. Onların geleceğini göremiyorum Türkiye'de. Gidiş iyiydi, iyi gidiş değil. Mutlu değiliz. Mali olaraktan Türkiye'de gayet mutlu. Ama gelecek açısından, profesyonel açısından mutsuz. Buraya geldi. O dediğim mekanizmayla bir MBA kursuna yazılmış. Vermiş parasını. Her şeyi satıp sağmış. Bekilli geldi. Ama çok eğitimli ve korkunç tecrübesi var. Onun için iş bulması gayet kolay o çocuğun. Belki de ben alacağım işe. Hemen. Yani ya o kadar biz vaktiyle 25-30 sene evvel sokakta birisi Türkçe konuşsam, aa siz de mi Türksünüz falan, hemen tanıştırdık kendimizi. Şimdi dikkat ediyoruz, Türkçe konuşmayalım. Yanlış bir şey söylüyor da birisine hakaret etmiş olmayalım diye. Çünkü değişik siyasi insanlar var. Yani kimsenin kalbini kırmamak için dikkat ediyoruz şimdi. Öyle hayattayın konuşmuyoruz şeyde, sokakta. O kadar çok Türk geliyor ki. Korkunç evet. Sayıda Türk geliyor. Ve bunların hepsi de eğitimli. Evet. Yani çünkü beyin göçü çok büyük. Bizim şehre bile. Ki en az endüstrinin olduğu yer burasıdır Kanada'da. Güzel şehir, o kadar. Evet. Yani Türkiye'nin geleceği kötü, üniversiteler çökmüş vaziyette ve bir de üstüne az olan beyin de göçerse Türkiye'nin geleceği iyi değil. Biraz pesimist bir kapanış oldu fakat. Ama gerçek, ne yapalım. Ama gerçekler, aynen. Gerçek. Evet. Başka herhangi bir sorumuz yoksa, evet bir soru geldi Esra'dan. Hocam peki bu göçün durdurulması için neler yapılabilir diye soruyor Esra. Valla Türkiye'de kuvvetler ayrılığının, adaletin oturması lazım. Bunun ikisi de şu anda çökmüş vaziyette. Üniversitelerin bağımsız olması lazım ama bağımsız çiftlik değil yani. Kendi yağında kavrulan, üreten yerler haline gelmesi lazım. Bu da mevzuat değişikliği olur. Ya insanlar, biz geliyoruz burada başarılı oluyoruz, Türkiye gitsek biz de uyacağız sisteme. Kötü işler yapacağız, o kadar basit. Yani sistem düzeltilirse Türkiye ileriye doğru hemen bu işler düzenlemeye başlar. Yalnız bir üniversiteyi yıkmak sadece 6 ayını alır bir siyasi iktidarın. Onu tekrar eski haline getirmek 15 senesini alır. Evet. Yani üzülerek söylüyorum, üniversiteler şu anda korkunç kan kaybına uğramakta. Araştırmadan hiçbir şey olmuyor artık devlet üniversitelerinde. İyi hocaların hepsi kaçmaya çalışıyor. O en büyük beni üzen üniversitelerin düştüğü durum. Çok kötü. Ne yazık hocam, evet. Eğitim çökmüş vaziyette. Ben çocukken biz fakirdik.
o zamanlar. Şimdi küp şahapları iyi ama ben öğrenciyken çok fakirdik. Ben 10 lira para verdim sadece İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. O da diş bakımı için, medikososyal. Yani her sınıftan ailenin çocuğu okuyabiliyordu. Dershane gibi bir şeyler yoktu o zamanlar. İlkokul, ortaokul, lise eğitim kalitesi çok iyiydi. Şimdi parası olmayan özel ders alamıyor, özel okula gidemiyor, ortaokul, liseye. Dolayısıyla üniversiteye kapağı bile atması bir fakir çocuğun, fakir ailenin çocuğu imkansız. Fırsat eşitliği tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Bu da ülkede en büyük bölücülük de budur. Toplumları fakir ve zengin olarak bölüyorsunuz bu şekilde. Ve sadece parası olan ailenin çocuklarının önü açık. Onlar da okuyup kaçıyorlar zaten şu anda Türkiye'de. Yani çok kötü bir sistem var şu anda Türkiye'de. Maalesef. Yani az gelişmiş ülkelerde bile görmediğim kadar kötüye giden bir sistem var. Eğitim sistemi var şu anda Türkiye'de. Çok kötü. Maalesef. Ne yazık hocam, evet. Peki. Sanırım dinleyicilerden herhangi başka bir soru yok. O sebeple hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün değerli vaktinizi ayırdığınız için umarım katılımcılar da dinleyiciler de sizin bu tecrübelerinizden, göç üzerine olan tecrübelerinizden, akademideki fikirlerinizden, Türkiye'deki şu andaki olan sistem üzerine yorumlarınızdan da keyif almışlardır. Ben şahsen çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim tekrar. İyi çalışmalar dileriz ve tüm katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Büyük keyifle dinledik. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim Aydıncığım. Göremedim seni senelerdir. Bir gel artık, hadi tekrar. Tamam oldu hocam. Tamam oldu, görüşürüz. Hadi hoşça kalın çocuklar. Çok teşekkürler. İyi günler hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hadi.